Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aynalar konusunu tekrar edeceğiz. Aynalara baktığımız zaman düzlem ayna ve küresel ayna olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Düzlem ayna yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalardır. Cisim ile görüntü aynı boydadır. Görüntü düz, simetrik ve eşit uzaklıktadır. Banyo aynalarını örnek olarak verebiliriz. Şimdi burada ne demek istediğimizi biraz açalım. Mesela cisim ile görüntü aynı boydadır derken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Elimizde 10 santimetre uzunluğunda bir cisim varsa bu cismi aynaya tuttuğumuz zaman aynadaki görüntünün de uzunluğu 10 santimetre olacaktır. Görüntü düzdür derken de şunu anlatıyoruz. Biz bir aynaya baktığımız zaman düzlem bir aynaya yani düz bir aynaya baktığımız zaman aynaya da ayaklarımızı yukarıda, başımızı aşağıda görmüyoruz. Bu düzlem aynanın düz bir görüntü oluşturduğunun kanıtıdır. Simetrik demek de şu demek oluyor. Biz yine düzlem bir aynaya baktığımızda sağ elimizi kaldırdığımızda görüntünün sol eli kalkar. Bu da yine görüntünün simetrik olduğunu gösterir. Eşit uzaklıktadır derken de şundan bahsediyoruz. Biz aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Biz uzaklaştıkça görüntü de aynadan uzaklaşır. Diyelim ki aynaya 10 adım uzaklıktayız. O zaman görüntümüzün de aynaya olan uzaklığı 10 adımdır. Bazen sorularda bir cisim veriyor ve bu cismin görüntüyle arasındaki uzaklığı soruyor. Diyelim ki buradaki örneği yapalım bu şekilde. Burada bize 5 santimetre uzaklığında bir cisim vermiş. Bu cismin aynadaki görüntüsü de aynaya 5 santim uzaklıkta olacak. Peki cisim ile görüntü arasındaki mesafeyi bulurken nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki cismin aynaya olan uzaklığı 5 santimetre. Görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit olmalı zaten. O da 5 santimetre. Demek ki toplamda 10 santimetre vardır diyeceğiz. Geldim küresel aynalara. Küresel aynalar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki grupta incelenir. İç yüzeyi yansıtıcı olan aynalara çukur ayna denir. Dış yüzeyi yansıtıcı olan aynalara ise tümsek ayna adı verilir. Burada ilk önce çukur aynaları bir incelemek istiyorum. Çukur aynalara baktığımız zaman aynamızın ortasından geçtiğini varsaydığımız bir asal eksenimiz var. Ve bu asal eksene paralel gelen ışık ışınları odaktan geçecek şekilde toplanır. Biz bunu çok fazla sorularda görmeyiz. Ancak ben bilmenizi istedim. Diyelim ki örneklerimize baktığımızda dişçi aynalarını ve el fenerini gördük. Dişçi aynasını bir düşünelim. Dişçi ağzımızdaki küçük bir dişin içindeki ufak bir çürüğü kocaman bir şekilde görebiliyor. Yani büyük bir şekilde görebiliyor. O zaman biz çukur aynaları büyütücü aynalar yani dev aynaları olarak da gözlemleyebiliriz. Ancak çukur aynalarda şunu söyleyemeyiz. Görüntü her zaman düzdür, her zaman terstir, her zaman küçüktür ya da her zaman büyüktür diyemeyiz. Görüntünün özellikleri cismin aynaya olan uzaklığına göre değişir. Eğer cisim aynaya yakın ise görüntü düz ve büyüktür. Eğer cisim aynaya uzak ise görüntü ters, küçük ya da aynı büyüklükte olabilir. Çukur aynayı gözlemlemek isterseniz evinizde bulunan bir kaşığın iç yüzeyine bakabilirsiniz. Görüntüyü yani cismi yaklaştırıp uzaklaştırarak gözlem yapabilirsiniz. Geldim tümsek aynalara. Tümsek aynalarda da yine aynamızın ortasından geçtiğini varsaydığımız asal eksenimize paralel gelen ışık ışınları uzantısı odaktan geçecekmiş gibi yansıttığını görürüz. Burada yine bu kısım bizim sorularımızda çıkmaz. Ancak yine de bilmenizde fayda var. Burada her zaman görüntü cisimden küçük ve düzdür. Bunu nerelerde görürüz peki tümsek aynaları? Güvenlik aynalarında görebiliriz ya da arabaların yan aynalarına baktığımız zaman rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Burada büyük bir alanı gösteren bir aynadan bahsediyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Diyelim ki bir mağazanız var. Mağazanın her yerine güvenlik kameranız yok. O zaman oturduğunuz yerden rahatlıkla görebilmeniz için bir tümsek aynadan yardım alabilirsiniz. Ya da AVM'ye gittiniz, arabalarınızın alt tarafındaki kısımlar kontrol edilecek. O zaman görevli elinde bir ayna yardımıyla gelir ve aşağıdan hiç eğilip bakmasına gerek olmadan ayna yardımıyla arabanın bütün altını gözlemleyebilir. Burada unutmamanız gereken şey nedir?
büyük bir alanın gözlemlendiğidir. Soru bankalarınızdan sayfa 217 ve 224 aralığını yapabilirsiniz. Ayrıca evde çalışmak, gözlem yapmak isterseniz bir kaşıktan yardım alıp kaşığın ters tarafına baktığınızda da tümsek aynı olduğunu göreceksiniz. İyi çalışmalar, iyi tatiller.